أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أولا dersimize başlamadan önce böyle bir güzel mekanı böyle hayırlı işler için tutan, dizayn eden, bu hazırlığı yapan kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Böyle cemiyetlere, böyle mekanlara ihtiyacımız var arkadaşlar. Artık bizimle maneviyat arasına çok yüksek duvarlar örülmeye başladı. Kendimizi kaybettik. Hacısı da kendisini kaybetti. Hocası da kendini kaybetti. Herkes kendini kaybetti. Bir çılgınlıktır gidiyor. Alışveriş ayrı bir çılgınlık. Teknoloji ayrı bir çılgınlık. Bunların hepsi hastalık, hayatımıza giren hastalıklar. Şeytanın oyunlarını, planlarını artık insanlar görev üstlenmiş ve devam ettiriyorlar. Bize Allah'ı unutturacak, bize yaratılış gayemizi unutturacak ne varsa, ellerinden ne geliyorsa yapıyorlar. Şimdi sorsam, ben de sizin yanınıza oturarak kendime de sorsam, desem ki ey Müslüman, sana Allah Teala tarafından gönderilen Kur'an-ı Kerim var, değil mi? Evet. İnandık mı bu kitaba? İnandık elhamdülillah. Peki şimdi soruyorum. Kur'an-ı Kerim'i en son ne zaman eline aldın, ne zaman okudun? Bugün Kur'an-ı Kerim'den bir sayfa okudun mu diye sorsam, kendime de soruyorum bunu. Alacağım cevabı tahmin ediyorum. Hiç kimse, kimseyi kandırmasın. Kur'an-ı Kerim'e, Kur'an-ı Kerim'i okumaya ayıracak vaktimiz yok. Çünkü çok doluyuz. Fazlasıyla meşgulüz. Nedir meşguliyetimiz? Bizi meşgul eden nedir? Ben diyeyim cep telefonu, internet, dizi filmler, siz diyeyim futbol, efendim büyük büyük marketlerde, alışveriş marketlerinde gezip dolaşmak, amaçsızca ve bilinçsizce dolaşmak. Bunların hepsi bizi meşgul eden şeyler. Peki ama bizi bu dünyaya gönderen Allah-u Azimuşşan niçin gönderdiğini de söylemiş. Kur'an'da açık bir şekilde buyurmuş ki Estaizu billah. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Cinleri de insanları da sadece bana ibadet etsinler diye yarattım. Bunu da biliyoruz değil mi? Defalarca dinledik. Defalarca bizler de bunu seslendirdik. Ama iman adına, inanç adına, ibadet adına, ahlak adına ne yaptık? Bunların hepsi bir soru olarak bir kenarda kalsın. Onun için ben diyorum ki arkadaşlarımıza, Selam Derneği'ni kuran, böyle bir yer tutan ve böyle bir çalışmada öncülük yapan, bu işe gönül veren, hizmet koyan, maddi manevi elini uzatan kardeşlerimize diyorum ki, sizi tebrik ediyorum, Allah razı olsun. Heni'en lekum diyor Arap. Yani mübarek olsun, helal olsun size. Böyle güzel bir yer yaptınız. Bizler de bugün burayı dolduran kardeşler olarak, bakın haftada bir yapılacak olan buradaki derslere, sohbetlere katılımlarla birlikte destek vereceğiz. Zaten kendimiz bir şeyler öğrenmiş olacağız. Hiç vaktim yok, efendim hiç zamanım yok demeyin. Ben de zaman zaman söylüyorum ama sonradan diyorum ki peki benim vaktimi dolduran ne? Bakıyorum kimi zamanda hiç de üzerinde durulmayacak, üzerinde çizilecek çok şeyleri de meşguliyet olarak görüyoruz. Allah mübarek eylesin. Böyle mekanlara hizmet edenleri ve böyle mekanları dolduranlara Rabbim razı olsun diyor. Selam, çok güzel bir isim. Selamet, esenlik, hem mutluluk hem de güven ismi. Ve biz selam erleriyiz. Biz bu dünyada ve ahirette selam erleri olarak kendimizi addediyoruz ve darüsselam olan cennet yurdunun inşallah özlemiyle doluyuz.
Rabbim orada da bizleri buluşursun. Değerli dostlar, bugün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a bağlılıkla alakalı birkaç konu açacağız ve örnekler üzerinden o kutlu nesil olan sahabi efendilerimiz Resulullah'a bağlılık deyince ne anlamışlar, bunu nasıl yorumlamışlar, onları örneklerle sizlere izah etmeye çalışacağım. Rabbim bana anlatabilmeyi, ifade edebilmeyi, sizlere de anlayıp istifade etmeyi nasip eylesin. Ali İmran suresinin 164. ayetine baktığımız zaman aslında o ayette Allah-u Azimuşşan biz kullara, biz insanlara ne kadar büyük bir lütuf ve ikramda bulunduğunu ifade ediyor. Büyük bir lütuf ve ikram. Şimdi sorsam desem ki senin için Allah'ın vermiş olduğu en büyük nimet ve ikram nedir? Bir sürü şey sayarsınız değil mi? Akıl nimeti büyük bir nimettir dersiniz, iman nimeti büyük bir nimettir dersiniz, sağlık büyük bir nimettir dersiniz, maddiyat büyük bir nimettir dersiniz. Böyle beş vakit ezanların okulduğu, namazların kılındığı, sohbetlerin yapılabildiği bir devlette, bir memlekette olmak ayrıcalıktır, büyük bir nimettir dersiniz. Anne büyük nimet, baba büyük nimet, çocuk büyük nimet, sayın sayabildiğiniz kadarıyla. Fakat Allah-u Azimuşşan işin merkezine dikkatimizi çekiyor, işin köküne bizim dikkatlerimizi çevirerek, bakın Allah size bir nimet lütfetti ki bu nimetlerin en büyüğüdür demiş oluyor. Şimdi merak ettiniz değil mi? Ali İmran suresi 164. ayette Allah ne dedi bize? Birlikte okuyalım estağfirullah. لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ Allah mümin kullarına çok büyük bir nimet ihsan etmiştir. İkramda bulunmuştur. Allah'ın hiçbir şeye mecburiyeti yok. Buna rağmen Mevla Teala Hazretleri kuluna ikram etmiştir. Bütün müminlere. Nedir Allah'ın ikramı? اِذْ بَعَثَ ف۪يهِمْ رَسُولًا مِنْ اَنْفُسِهِمْ Kendi içlerinden, kendileri gibi bir insanı seçip peygamber olarak görevlendirip insanlara göndermekle çok büyük bir ikramda bulunmuştur. Şimdi anladık değil mi? Allah'ın bu büyük nimeti, ikramı neymiş? Allah Resulü aleyhissalatu vesselamın bize gönderilmesiymiş. Elhamdülillah. O zaman biz ne oluyoruz? En büyük nimeti elde etmiş bir ümmet oluyoruz. Ümmeti Muhammed. Ne buyuruyor Allah yine Kur'an-ı Kerim'de? Estağfirullah. Kuntum hayra ummetin. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Adem Aleyhisselam'ın ümmeti var, Nuh Aleyhisselam'ın ümmeti var, Salih Aleyhisselam, Lut Aleyhisselam, Musa Aleyhisselam, İsa Aleyhisselam. Allah hepsine selamımızı ulaştırsın inşallah. Amin. Hepsinin milleti var, ümmeti var. Ve biz bütün peygamberlerin, ümmetlerinin en sonuncusu olarak gelmişiz ama Allah bize bir ikramda bulunmuş. Ne diyor? Kuntum hayra ümmet. Siz ümmetlerin en hayırlısısınız. Elhamdülillah. Bu ne kadar güzel bir nimet. Ne büyük bir lütuf ve ikramdır. Rabbim bu nimetin kıymetini bilmeyi de bizlere nasip eylesin. Ali İmran 164. ayeti unutmuyoruz. Onu bir kenara not alıyoruz. Allah-u Azimuşşan peygamber olarak göndermiş olduğu Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın bizim aramızda nasıl bir görevi ve yetkisi olduğunu belirtmek üzere Ahzab suresi 21. ayetinde de şöyle buyuruyor. Estağfirullah. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ Sizin için Allah'ın Resulü'nde, Allah'ın Peygamberi Muhammed Aleyhisselam'da çok mükemmel ve güzel bir örnek vardır. Şimdi ne oldu? Resulullah bizim örneğimiz oldu önümüzde. Ama bunu hep söylüyoruz zaten. İlk defa duyduğumuz bir şey değil, değil mi? Allah Resulü bizim önümüzde çok önemli, çok güzel bir örnektir. Eyvallah! Ne kadar güzel. Başımızın tacı. Fakat gelin bir de hayatımıza bakalım. Hayatımızda bu söylediğimizin aksi var mı?
bu söylediğimizin ispatı var mı ona bakalım. Biz kendi hayatımıza bakmayalım da gelin sahabi efendilerimize, o kutlu nesle bakalım. Onlar Ahzab 21. ayeti, Ahzab suresinin 21. ayetini nasıl anlamışlar? Size iki sahabi efendimizden onun hayatından örnekler vereceğim. Birincisi İbni Ömer olsun. Radıyallahu anhuma. Kimdir İbni Ömer? Adı Abdullah. Hazreti Ömer'in oğludur. O kadar güzel, o kadar mükemmel bir sahabidir ki Allah Resulü aleyhissalatu vesselam onu takdir etmiştir. En önemli özelliği nedir biliyor musunuz Abdullah İbni Ömer'in? Efendimiz aleyhissalatu vesselamın sünnetine adım adım uymak, ittiba etmek. Resulullah nereye elini atmışsa, Efendimizin elini attığı yerde İbni Ömer'in elinin izini görürsünüz. Resulullah nerede oturmuş? İbni Ömer hiç ihtiyacı olmasa bile mutlaka orada oturur. Bir hac yolculuğu var, anlatır. Oğlu Salim vardır. O anlatır. Babasının hac yolculuğunun evrelerini Medine-i Münevvere'den çıkıp ta Mekke'ye gelişine ve geri dönüşüne kadar. Bazı yerler var, bazı noktalar var. Babam diyor orada iner devesinden. Bir ağacın altında oturur bir miktar, ondan sonra kalkar. Amaçsızca olduğunu zannettiğimiz bir harekettir bu. Şimdi ne yaptın sen? İndin, oturdun, ondan sonra kalktın, bindin tekrar yolumuza. Ne yaptın sen? Ne cevap alır biliyor musunuz babası İbn Ömer'den? Der ki evladım, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle birlikte hac yolculuğundaydım. Aynı bu noktaya gelince Efendimiz aleyhisselam bineğinden indi ve burada bir miktar istirahat etti. Onun istirahat ettiği, onun ayak izinin değdiği yeri ben transit geçemem. Bağlılık bu. Şimdi Abdullah İbni Ömer'den size üç tane örnek. Ahzab suresinin 21. ayetini, yani Resulullah'ta sizin için çok güzel bir örnek vardır ayetini, bakın Abdullah İbni Ömer nasıl anlamış. Üç tane örnek vereceğim. Birinci örnek, amcasının, kardeşinin oğlu olan Hafs bin Amir'le birlikte yolculuk, Hafs bin Asım'la birlikte yolculuk yapıyorlar. Hafs bin Asım anlatıyor. Amcamla birlikte yolculuk yapıyoruz diyor. Bir yerde durduk, indik, istirahat verdik, namaz vaktiydi. Hadis kitapları bize o kılınan namazın öğlen namazı olduğunu söyler. Öğlen namazını kıldırmak üzere amcam imamete geçti. Seferde, yolculukta, 4 rekatlı öğlen namazı kaç rekat kılınır? 2 rekat kılınır. 2 rekat öğlen namazının farzını kıldırdı. Ondan sonra aynı Resulullah'ın yaptığı gibi cemaate döndü yüzünü ve orada tesbihat ve dua yapınca bir baktı, insanlar ayakta namaz kılıyorlar. Bir şeyler yapıyorlar arkada, namaz kılıyorlar. Bana döndü, dedi ki bunlar ne yapıyor? Dedim ki ya Abdullah, bunlar öğlen namazının sünnetini kılıyorlar. Yani son sünnetini kılıyor. İlk sünnetini yetişemeyenler ilk sünnetini kılıyor. Sünnetini kılıyorlar. Ne dedi İbn Ömer? Dedi ki yeğenim, ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle yolculuk yaptım. O farzdan başka hiçbir namaz kılmadı. Vefat edene kadar da aynı böyle devam etti. Sonra Ebu Bekir'le birlikte yolculuk yaptı. Radıyallahu anh. Farzdan başka hiçbir namaz kılmadı. Sonra Ömer'le birlikte yolculuk yaptım. Radıyallahu anh. Farzdan başka bir şey kılmadı. Sizin için, dikkat edin şimdi, Ahzab suresinin 21. ayetini okuyor. Sizin için Resulullah'ta çok güzel bir örnek vardır. Ben Resulullah'tan böyle gördüm diyor. Kılmam. Ondan sonra mezhep imamları bu hadisi şerifleri diğer hadislerle birlikte değerlendirmişler. Ve şöyle bir sonuca varmışlar. İnsanın vakti varsa, imkanı varsa sünnetleri de kılar. İmkanı yok, otobüs kaçıyor, uçak efendim uçuyor. Farzı kılar, sünnetleri terk eder. Sünnetler binekte de kılınır.
Bu ayrıntı bizimle alakalı değil, konumuzdan alakalı. Bizim konumuzla alakalı olan bölümü neydi? Abdullah İbni Ömer Efendimiz'i ne yaparken görmüş ise onu yapmış, arkasından da bunu ifade ederken Ahzab suresinin 21. ayetiyle ifade ediyor. Ben bu ayeti böyle anladım demiş oluyor yani. Ben bu ayeti böyle anladım. Resulullah iki rekat farzı kıldırdıktan sonra başka hiçbir namaz kılmadan bineğine bitti ve yolculuğuna devam etti. Mümkündür ki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bineğine bindikten sonra sünnetleri bineğine devam etmiş olabilir. İkinci örnek, Said bin Yesar radıyallahu anh tabiinden bir zat. O da İbni Ömer'le bir yolculukta bulunmuş. Yolculuk devam ederken diyor, biliyorsunuz ki yatsı namazından sonra kılınan vitir vacip namazını Efendimiz Aleyhisselam sonraya bırakır, yatmadan hemen önce kılar, bazen de kalkar teheccüden sonra kılardı. Bu bir sünnet midir? Evet, Efendimizin bir sünnetidir. Bakmayın biz toptancı olduğumuz için camiye gidince toptan hepsini bitiriyoruz, ondan sonra da çıkıyoruz, rahatlıyoruz. Yapabilen, teheccüde kalkabilen, Allah Resulü Aleyhisselam'ın bu uygulamasını da arada bir uygulamalı. Son sünneti kılarsınız camide, tesbih duasını yaparsınız, ondan sonra çıkar, yatar istirahatınızı eder, sonra kalkar. Teheccüden birlikte vitir vacip namazınızı kılarsanız Allah Resulüne de benzemiş olursunuz. Şimdi anlatıyor Said bin Yesar, İbn Ömer'le birlikte yolculuktayız. Yolculuk devam ederken vakit geçiyor artık. Ben daha vitri kılmadım, sabah namazı vakti girecek neredeyse. Ben bir ara diyor, indim hemen bineğimden, aceleyle vitri kıldım, ondan sonra bindim, devam ettim. Biraz geri kaldığım için İbn Ömer'den fark etmiş benim yokluğumu. Yanına gelince sordu, nerede kaldın dedi, neredeydin? Dedim ki, valla vitri kılmamıştım, indim binekten vitri kıldım, aceleyle öyle sana yetiştim. Ne dedi biliyor musun? Döndü dedi ki, Resulullah da senin için güzel bir örnek yok mu? Evet var dedim. Ben dedi, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vitirini binekte kıldığını gördüm. Efendimizin vitiri binekte kıldığını gördüğü için artık İbni Ömer onu inerek kılar mı hiç yerde? Öyle görmüş. Yolculuktayken binekte kıldığını görmüşse artık o öyle kılacaktır. Yani Ahzab suresinin 21. ayetini İbni Ömer böyle anlıyor. Şimdi onlar nerede? Biz nerede? Bir hadis-i şerif bize aktarıldığı zaman veya okuduğumuz zaman takvim yaprağının arkasından hemen başlıyoruz değil mi? Yorumlar yapmaya. Efendim bu o zamanmış, şöyle olsa olmaz mıymış, bu hadis sağlam mı, zayıf mı? Bir de öyle bir hastalığımız var şimdi. Toplumda öyle bir hastalık var. Bu hadis sahih mi diye soruyor. Peki sahih hadis nedir, sahih olmayan hadis nedir? Anlatır mısın bana 5 dakika desem? Benim gibi bir şey bilmiyorum. Ama o duymuş ya hani sahih hadis, bu hadis sahih midir? Neyse bunu da kabul edelim. Başlıyoruz yorumlamaya. Şöyle olsa olmaz mı? Canım o zaman efendim Suudi Arabistan ortamlarındaymış falan. Vallahi Efendimiz Aleyhisselam'ın zamanında ona talebe olmuş kutlu sahabi nesli hiç böyle bir soru kesinlikle sormadılar. Çok örnekler anlatılır. Siz de zaten bunların bir kısmını biliyorsunuz. Efendimiz İbni Ömer'den söz açıldı. Araya bir şey daha madem ekleyelim. İbn Ömer bir gün ablasına gördüğü rüyayı anlatıyor. Kimdir Abdullah İbn Ömer'in ablası? Hafsa validemiz. Hazreti Ömer'in kızı Hafsa validemiz. Peki Hafsa validemiz deyince kim gelir akla? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek hanımlarından birisi. Yani İbn Ömer'in ablası Peygamber Efendimiz'in hanımıdır, eşidir. Geliyor ablasına gördüğü rüyayı anlatıyor. Çok hoştur, çok güzeldir o rüya. Ablası Hazreti Hafsa var demiş de Efendimiz'e anlatıyor Efendimiz gelince. Efendimiz rüyayı dinleyince
diyor ki İbni Ömer, İbni Ömer demiyor, Abdullah ne güzel bir delikanlıdır. Bir de gece namazı kılsa. Efendimizin söylediği söz bu. Abdullah ne güzel bir delikanlıdır. Bir de gece namazı kılsa. Abdullah İbni Ömer acaba gece namazı kılmıyor muydu? Kılıyordu ama belki de ayda bir defa gece namazını kaçırıyor olabilirdi. Ondan sonra vallahi diyorlar Abdullah İbni Ömer ölünceye kadar hiçbir gece doğru dürüst uyuduğunu görmedik. Peygamber Efendimizin bir işaretinden sahabi efendilerimizin aldığı bu. Canım kılıyoruz ya daha ne olacak? Yok. Zaten ben kılıyorum. Yok. Efendimiz beni övmüş. Ve bunu da eklemiş ise bitmiştir. Demek ki bunda bir hayır vardır. Çok hayır vardır. Buradan kazanmamı istiyor. O zaman ben gece çok az uyumalıyım. Gecenin çoğunu ibadette geçirmeliyim. Böyle anlıyorlar. Başka sahabe efendimizden alakalı. Diyor ki bu peygamber efendimiz. Bu zat diyor güzel bir insandır. Keşke saçını o kadar uzatmasaydı, elbisesini de geriden sürdürmeseydi. Bu kadar elbisesini de uzun tutmasaydı. Bu sözü Peygamber Efendimizin, o sahabinin kulağına gider gitmez, mecliste yok, mecliste olanlardan birisi aktarıyor. Kulağına gider gitmez, derhal makası alıyor. Saçı biraz uzunmuş, yani omuzlarına doğru iniyormuş. Efendimizin de saçı uzundu biliyorsunuz. Efendimizin saçı şu kulak memelerini geçmezdi. Bu kadardı işte bunun uzunluğu. Derhal saçını kesiyor. Derhal elbisesinin altını ya terziye götüreyim, bunu kısalttırayım. Bugün işim var, yarın da götürsem olur. Yok. Derhal emir yerine gelecek. Bitti. Allah Resulü emir mi yaptı peki? Söyleyin ona elbisesini kısaltsın mı dedi. Yok. Ne kadar güzel bir insan, keşke saçını biraz kısatsa, elbisesini kısatsa, hemen elbisesinin altı kesilir, bitmiştir. Sahabi Efendimizin hayatında Resulullah'ın sünneti budur. Şimdi tekrar dönelim İbni Ömer'e. İbni Ömer bir sene yine hacca hazırlanıyor, hacca gidecek. Fakat bu sene karışık bir senedir. Ne açıdan karışık? Abdullah İbni Zübeyir, Mekke-i Mükerreme'de halifeliğini ilan etmiş. Dolayısıyla etrafındaki insanlar ona biat etmişler. Emevi yönetimi de Haccacı Zalim diye sizin bildiğiniz Haccac bin Yusuf'u da oraya vali olarak göndermiş. Diyor bu Abdullah işini bitir. Bitir bunun işini. Dolayısıyla savaş var. O hac döneminde karışık yani. Mekke ve etrafı karışık. Abdullah İbni Ömer evinde hac için hazırlık yapıyor. Oğlu Salim ya da diğer oğlu Beydullah karşısına dikiyor diyor ki babacığım bu sene hacca gitmeseniz bakın karışık oralar korkarım ki sizi Mekke'ye sokmazlar. Karışık olduğu için engellerler Mekke'ye sokmazlar gitmeseniz. Nasıl bir teklif bu arkadaşlar? Gayet normal bir teklif değil mi? Gayet masum bir teklif. Neden? Çünkü oraya kadar yorulacaksınız. O zamanın şartlarını düşünün. Mekke ile Medine arası şimdi klimalı otobüslerle 4 saatte, 5 saatte rahat bir şekilde seyahat ediliyor, gidiliyor ama o zaman deve sırtında deven varsa, yoksa yürüyerek kaç günde gidersen bir haftalık yoldur. Bütün bunlar düşünüldüğü zaman gayet masum, gayet yerinde bir teklif. Babacığım bu sene hacca gitmeseniz çünkü korkarım ki sizi Mekke'ye sokmayabilirler. Sıkıntıdan dolayı. Abdullah İbni Ömer'in tavrı nedir biliyor musunuz? Diyor ki hiç önemli değil. Beni Mekke'ye sokmazlarsa ben de Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Allah'ın Resulü'nde sizin için bir örnek yok mu? Ahzab Suresi 21. Neyi işaret ediyor İbni Ömer? Anladınız değil mi? Hudeybiye musalahasının yapıldığı seneyi işaret ediyor. Efendimiz de 1400 ashabıyla birlikte Hudeybiye'ye kadar gelmemiş miydi? Neydi maksat? Dillerinde lebbeyk Allahümme lebbeyk, sırtlarında ihramlarıyla birlikte
ömre görevlerini yapacaklar, döneceklerdi. O zamanki müşrikler engellediler, sokmadılar. Hudeybiye anlaşması yapıldı. Anlaşma şartlarından birisi de bu sene giremezsiniz, geri dönün idi ve geri döndüler. Diyor ki ben Mekke'ye kadar gideyim, yolculuğa çıkayım. Eğer beni engellerlerse ben de Resulullah'ın yaptığı gibi yaparım. Ne yapmıştı Resulullah aleyhisselam? Anlaşmayı imzaladıktan sonra kurbanını kesmiş, saçını tıraş etmiş, ihramdan çıkmıştı. Sahabe efendilerimiz de çıkmış ve geriye dönmüşlerdi. Ben de böyle yaparım diyor. Görüyor musunuz? Ahzab suresi 21 deyince neler konuştuk? Sahabi efendilerimizin hayatında Kur'an-ı Kerim'in ayetleri, Resulullah aleyhissalatu vesselam'ın sünnetleri nasıl anlaşılmış? Onlar bize örnek. Onlar kurban nesil aynı zamanda. Niçin kurban biliyor musunuz? Onlar ayetlerin inişine, nüzulüne hem şahit oldular, hem de çoğu zaman sebep oldular. Bir olay oldu, birisinin başına bir iş geldi, birisi bir şey söyledi, onun üzerine ya uyarıcı, ya düzeltici, ya da takviye edici ayetler indi. Onun için kurban nesil diyoruz. Onlar Resulullah Aleyhisselam'ın yolunda, peşinde, izinde ne diyorlardı? Hepimiz bunu biliyoruz bu sözü. Fidâke ebî ve ummî ya Resulallah. Anam, babam sana feda olsun ya Resulallah diyorlardı. Biz de diyoruz şimdi, ilahilerimiz var. İlahilerimizle senin adın anıldığı zaman kalbim titrer, gözüm yaşarır, şöyle olur, böyle olur diye ilahiler söylüyoruz. Şiirler dinliyoruz. Kimi zaman dinlediğimizde etkileniyoruz, kafamızı sallıyoruz. Peki hayatımızda acaba bu söylediklerimizi ve bu etkilendiklerimizin ne kadar yeri var? Bir de onu konuşalım. Resulullah'ı seviyor musun? Çok seviyorum. Canım feda olsun ona. Vallahi korkuyorum, söyleyemiyorum ben bunu. Ya kendime güvenemiyorum da onun için söyleyemiyorum. Elbette siz güveniyorsunuz, söylüyorsunuz, tamam. Size bir sözüm yok. Ama genel olarak Müslümanların tavrı böyle değil mi? Seviyorum, canım kurban. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gece namazı kılmış. Sen hayatında bir kere kıldın mı? Yok. Ya seven, seveni takip eder, uyar, benzemeye çalışır. Görüyorsunuz gençliğinizi değil mi? Değişik bir saç kesim şekli, değişik bir elbise giyim şekliyle gördüğümüz zaman anne olarak, baba olarak şaşırıyoruz. Bu ne diyoruz? Meğer bir sanatçının saç kesimini taklit etmiş. Haberimiz yok ya, biz bakmıyorsak haberimiz olmuyor. O sevdiği sanatçının vallahi beş kuruş etmez kimi, kimisi. Yani kimisi de öyle beş kuruş etmez. Yani biz insanları şimdi değerlendiremeyiz de yaptıkları kimi zaman basına yansıdığı için biliyoruz, söylüyoruz. Beş kuruş etmez. Ama onun saç kesim şeklini, onun elbise giyim şeklini, onun yürüyüşünü, onun konuşmasını, onun sözlerini, şarkı sözlerini, üf! Şarkı sözünün hafızı oluyor adam. Gençler öyle değil mi şimdi? Ama gel bir sure ezberleyelim beraber evladım dediğin zaman orada ya uykusu geliyor ya esnemeye başlıyor. Ya da dikkati dağılıyor. Yani söylediklerimizle yaşantımız arasında uyumsuzluk var, onu ifade etmeye çalışıyorum bunları. Şimdi Ahzab 21 ile alakalı bir de Efendimizin yorumunu söyleyeyim, sonra devam edelim. Bakalım Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ahzab 21'i nasıl tefsir etmiş? Sahabe efendilerimizin hem de çok değerlilerinden, çok kıymetlilerinden birisi de Osman bin Maz'un. Osman bin Maz'un, Mekkeli sahabe efendimiz, Medine-i Münevvere'ye hicret etmiş ve Medine'de ilk ölen muhacirdir. Osman bin Maz'un, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bir sözünden ya da bir ayet-i kerimeden çok etkilenmiş olacak ki kendini tamamen dünyadan kopartmış, kendini ahirete vermiş. Olay şöyle cereyan ediyor. Hadis kitaplarımıza şöyle geçiyor. Osman bin Maz'un'un hanımı olan Havle
Bir gün Hazreti Ayşe validemizin yanına geliyor, ziyarete geliyor. Hazreti Ayşe validemiz bakıyor ki Havle üstü başı böyle çok da düzgün değil. Yani saçlar, üstü falan çok düzgün değil. Bu ne hal diyor, kendini salıvermişim. Nedir bu hali? Ama ne olacak diyor. Bizim Osman diyor, geceleri, gece boyunca namaz kılıyor, ibadet ediyor. Her gün de oruç tutuyor. Bana bir ihtiyacı yok ki diyor, ben kime süsleneyim? Söz bu. Osman gündüzleri oruç, geceleri de ibadetten geçirdiği için bana ihtiyacı yok, kime süsleneceğim diyor. Boşver. Bu sözü Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gelince Hazreti Ayşe Validemiz ona aktarıyor. Diyor ki Osman bin Maz'un'un hanımı Havle uğradı, böyle bir durumu vardı ya Resulallah. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hiç hoşuna gitmiyor bu durum. Osman bin Maz'un'u ilk gördüğü, ilk karşılaştığında derhal onu yanına çağırıyor. Diyor ki duyduğuma göre sen gece boyunca ibadet ediyor, her gününü de oruç tutuyormuşsun, doğru mu? Evet ya Resulallah, doğru diyor. Şimdi değerli arkadaşlar, şu ölçüyü söylememe müsaade edin. Bu önemli bir ölçü. Şimdi bir sahabi efendimiz, sahabi nesli var. Bir de 21. asırda yaşayan bizim neslimiz var. Bakın, ikimiz de Müslümanız, iki nesil de Müslüman, iki nesil de namaz kılıyor, iki nesil de Kur'an okuyor. Aramızda ne fark var? Onlar sahabi, bizler 21. asrın ümmeti Muhammediyiz. Aramızda ne fark var? Bir hocamız çok güzel bir tarif yapıyor. Bu tarif ayete ve hadise uygun bir şekilde yapılıyor tabii. Diyor ki bakın, şöyle bir çizgi düşünün diyor. Bu çizgi normal itidal çizgisi olsun gözünüzde. Şöyle bir çizgi. İtidal çizgisi, normal çizgi. Hayatı böyle yaşamalısın çizgisi. Sahabi efendilerimiz bu çizginin neresinde duruyor? Şurasında duruyor. Yukarıda. Ayetlerle, Resulullah'ın girişimleriyle sahabi efendilerimiz her daim normale çekilmeye çalışılıyor. Normale. Şimdi Osman bin Maz'un'u tekrar gözünüzün önüne getireyim. Gündüz boyunca, yani bütün sene boyunca oruç tutmak Allah'ın bir farzı mı? Değil. Vacip mi? Değil. Bir adım daha atıyorum ileri. Sünnet mi? Değil. Kesin cevap verir. Rahat cevap verir. Sünnet de değil. Şimdi göreceğiz. Gece boyunca ibadet etmek. Çok güzel geliyor insanın kulağına. Çok hoş geliyor. Farz mı? Vacip mi? Sünnet mi arkadaşlar? Çok rahat bir şekilde cevap verin. Değil. Sünnet de değil. Şimdi göreceğiz. Ne oluyor şimdi? Cenneti, Allah'ın rızasını, İslam'ı yaşama arzusu o kadar yüksekti ki sahabe efendilerimizin burada duruyor işte. Devamlı bir ömür boyunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselam sahabi neslini normal seviyeye çekmeye çalışıyor. Bu örnek Osman bin Maz'un'da görünüyor. Abdullah İbni Ömer'de böyle bir örnek var. Abdullah bin Amr'da böyle bir örnek var. Vaktimiz olmadığı için zikretmiyorum. Siz araştırırsınız zaten. Ama bunu göreceksiniz sahabi neslinde. Ne diyor Efendimiz Aleyhisselam? Sende, bende, senin için, bende, senin için güzel bir örnek yok mu ey Osman? Osman'ın cevabı nedir? Bela ya Resulallah, elbette vardır ya Resulallah. Ne demek? Ben seni örnek alıyorum. Peki bana bakmıyor musun? Ben gecenin bir vaktinde istirahat ederim, bir vaktinde ibadet ederim. Hem ibadet eder, hem de hanımımla, çoluk çocuğumla da meşgul olurum, ilgilenirim. Bazı günler oruç tutar, bazı günlerde tutmam. Allah bize ruhbanlığı yazmadı ey Osman. Ruhbanlık. Ruhbanlık nedir? Hristiyanların yapmış olduğu, hatta uydurmuş olduğu bir şeydir. Hoca nasıl konuşuyorsun? Kur'an söylüyor. Siz kendiniz uydurdunuz diyor ruhbanlığı. Allah size emretmedi.
Onların uydurmuş olduğu ne yapacaksın? Evlenmeyeceksin, efendim et yemeyeceksin, yağlı yemeyeceksin, süt yemeyeceksin, şöyle yapacaksın, manastırdan dışarıya çıkmayacaksın. Allah diyor ki, Allah size ruhbanlığı emretmedi, siz uydurdunuz, onu da beceremediniz. Peygamber Efendimiz şimdi diyor ki, o ayetin de açıklaması olsun bu. Allah bir de bize ruhbanlığı emretmedi diyor ey Osman. Normal seviyeye in bakayım. Normal seviyeye in. Peki, itidal seviyesi, normal seviyesi dedik ve sahabi burada dedik. Biz 21. asrın ümmeti Muhammed'i nerede sizce? Hadi onu da siz gösterin. En altta, en dibinde. Bizde bu seviyeye çıkmamız gerekiyor. Ayetler, hadisler, yapılan bütün faaliyetler bizi bu seviyeye çıkartmak gayretin içindir. Yaptığımız bu faaliyette odur aynı zamanda. Bu seviyeye çıkın. Çünkü çok gevşediniz. Tamamen yattınız, uyudunuz. Halbuki cennet yatarak, uyunarak kazanılan bir yer değildir. Allah'ın rızası yatarak, yan gelerek, uzanarak kazanılacak bir şey değildir. Seviyenizi itidal seviyesine çıkartın diyor. لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا Allah kesinlikle insana çekemeyeceği, kaldıramayacağı yükü yüklemez. Beş vakit namaz, insanın çok rahat altından kalkabileceği bir şeydir. Bir ay Ramazan orucu, öyle. Zekat, hac, zenginler için öyle. Sadaka, fitre, ibadet, yardım, kardeşlik, hukuku, bunların hepsi rahat bir şekilde uygulanacak bir hayat tarzıdır. Ama biz uygulamıyoruz. Şimdi değerli arkadaşlar, gelin sizinle birlikte Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ı madem Ahzab Suresinin 21. ayetinde Allah-u Azimuşşan, Allah'ın Resulü'nde sizin için güzel bir örnek vardır buyurdu, onun hayatını örnekleyecek birkaç misal verelim. Nasıl örnekleyeceğiz onun hayatını? Değerli arkadaşlar, şunu İyice aklımıza ve gönlümüze yazmalıyız ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatında insanın hayatının bütün yönlerine yönelik gayet güzel örneklik vardır. Nesiniz siz? Allah'ın kuluyuz. Allah Resulü de Allah'ın kuluydu. Onun kulluğunda sizin için örnek vardır. Nesiniz? Babayız. Allah da Peygamber Efendimiz de 7 çocuğu olan bir babaydı. Senin için Peygamber Efendimiz de bir baba olarak örnek var. Nesin sen? Efendim tüccarım. Allah Resulü de ticaret yaptı. Onda da örnek var. Nesin sen? Yöneticiyim efendim. Allah Resulü de devlet yönetti. Onda da senin için bir örnek var. Nesin sen? Ben askeri bir elemanım. Allah Resulü de komutandı, askerler yetiştirdi ve cihat meydanlarında büyük savaşlar kazanıp zaferlere imza attı. Onda senin için bir örnek var. Nesin sen? Ben bir annesi, babası olan evladım. Allah Resulü de bir evlattı. İlahi. Demek ki hayatımızın her noktasına ait Resulullah'ta bizim için bir örnek var mı? Var. Şimdi çok kısa bir şekilde, fazla sabırlarınızı da zorlamadan, birkaç böyle örnekle birlikte Efendimizin bizim hayatımıza yönelik örneklerini anlatacağız. İlk önce kul olarak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah-u Azimuşşan İsra Suresinin 1. ayetinde ve başka yerlerde de Resulullah'ı anlatırken onun bir özelliğinden bahsediyor ki bu önemli bir özelliğidir. Ne buyuruyor İsra Suresi'nde Estağfirullah. Subhanellezi esra bi'abdihi. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim ki o kulunu gece yürüttü. Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'yı yürüttü. İsra ve Miraç olayı. Kulunu diyor. Muhammed'i demiyor mesela Aleyhisselam. Resulünü demiyor burada. Kulunu diyor. Demek ki Allah'ın kulu olmak en büyük payedir, en önemli makamdır ki
Allah Habibim dedi Resulüne, kulum diyor. Kulum diyor. Demek ki Allah Resulü en güzel kul. Bir kadın, Peygamber Efendimiz oturmuş böyle, sahabe efendilerimizle birlikte yemek yiyor sofrada. Artık çorba mı vardı, ne vardı? Çorba tasına birlikte kaşık sallıyorlar. Oradan geçen bir kadın da diyor ki, şuna bak, şuna diyor Peygamber Efendimiz'i göstererek. Oturmuş diyor, kölelerle birlikte bir de yemek yiyor. Mümkün mü bir peygamberin kölelerle birlikte yemek yemesi? Yani peygamber olarak anlamayın, bunu bir yönetici olarak anlayın. Mümkün mü şimdi bir yöneticinin efendim çalışanlarıyla yemek yemesi mümkün değil. Bu kendi değerini düşünün. Öyle düşünüyoruz şimdi biz. Çünkü hayat algımız bu. Herkes yerini bilsin. Herkes mevkiini bilsin falan diyoruz ya. Hayat algımız bu. Resulullah sahabileriyle birlikte yemek yiyor. Sofrada belki Suhay bin Umi var. Sofrada belki Ammar bin Yasir var. Sofrada belki Bilal-i Habeşi var ilahi. Kadın da diyor ki şuna bak şuna. Oturmuş kölelerle birlikte bir de yemek yiyor. Efendimiz ne cevap veriyor? Diyor ki, çok dikkat edin. Diyor ki, benden daha iyi kul mu olur? Hani kölelerle birlikte yemek yiyor. Köle ne? Abd kelimesiyle. Benden daha iyi köle, benden daha iyi kul mu olur diyor. Tabii diyeceğim. Nasıl ama? Allah Resulü en güzel kul, en nadide kul, en güzel örnek. Onun hayatında örnekler var. Peki kul olarak ne yapmış? Hazreti Ayşe validemiz radıyallahu anha anlatıyor, diyor ki gece bir müddet istirahat ettikten sonra kalkardı, namaz kılardı. Sabahlara kadar namaz kılardı. Hatta ayakları şişerdi diyor ibadet etmekten, namaz kılmaktan. Ben sordum, dedim ki ya Resulallah, bu kadar kendinize niye eziyet ediyorsunuz? Sizin gelmiş, geçmiş, bütün günahlarınız affedilmiş. Niye bu kadar kendinizi eziyet ediyorsunuz deyince ne buyurdu? اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ya Ayşem? Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı? Buyurdu. Allah'a şükreden kul olmak. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın en önemli yapması gereken en önemli şey bu. Şöyle buyurun. Hocalarımız böyle gelin. Böyle yer var. Hasan Hocam. Lokman Hocam. Böyle gelin ön tarafa doğru. Gelin buyurun. Var gel. اَفَلَا اَكُونَ عَبْدًا شَكُورًا Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşem? Allah-u Azimuşşan bana birçok nimet vermiş. Ve en büyük nimet peygamberlik nimeti. Ben artık yatmalı mıyım? Yoksa Allah'a çok daha fazla ibadet edecek bir çaba içine mi girmeliyim? Elbette böyle. Evet, gelmiş geçmiş bütün günahları affolmuş. Ama Efendimiz'le şöyle bir düşünce yoktu. Bu algıya dikkat şimdi. Şöyle bir düşünce yoktu. Ümmetim, toplanın etrafıma eshabım. Bakın Allah Kur'an-ı Kerim'den şu ayetleri indirdi, şöyle buyurdu. Hadi şimdi gidin gereğini yapın deyip kendisi yan gelip yatan bir peygamber, sakın düşünmeyin, yanlış düşünün. Allah şöyle buyurdu, bunu emretti, şunu yasakladı. Hadi gidin bakalım görevinizin başına deyin. Kendisi evinde, döşeğinde şöyle uzanan bir peygamber yok arkadaşlar. Ya ne? İlk önce kendisi yapan, ondan sonra ümmetine emirse emreden, tavsiyese tavsiye eden, kimi zamanda hiç emretmeyip, tavsiye etmeyip hayatında örnek olarak ona gösteren bir peygamber var. Hayatı böyle geçiyor.
Abdullah İbni Abbas'ı bilirsiniz. Efendimizin amcasının oğlu. Hazreti Abbas Peygamber Efendimizin amcası, onun oğlu. Çok büyük dehalardan birisi. Tercüman-ı Kur'an diye onun bir lakabı var. Yani Kur'an'ı en iyi tercüme etmiş sahabe efendilerimizden. En iyi anlamış sahabe efendilerimizden birisi. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın amcasının oğlu olduğu için. Bir başka bağlantısı da var efendimizle. O da nedir? Teyzesi olan Meymune, Allah Resulü Aleyhisselam'ın hanımlarından birisidir. Teyzesi Meymune, Efendimizin nikahı altındadır. Abdullah İbn Abbas anlatıyor, diyor ki bir gün kendi kendime şöyle bir karar verdim. Dedim ki ben Resulullah'ın evinde gecelemeliyim ve gece ibadetini, evindeki gece hayatını güzel bir şekilde öğrenmeliyim ki ben de hayatımda öyle uygulayayım. Ve yatsı namazı vakti derhal gittim. Teyzemin sırasıydı o akşam. Teyzemin evine gittim, girdim. Teyzeme de durumu anlattım. Tamam dedi, bu gece burada misafirimizsin. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatsı namazından çıktı, eve girdi diyor. Efendimiz eve girer girmez Abdullah İbni Abbas adeta bizim için kayıt cihazının düğmesine basıyor, kayıt başlıyor. Niye böyle diyorum? Çünkü adım adım anlatacak bizi. Ta sabah namazına çıkana kadar anlatacak bizi. Bukhari'de var, Müslim'de var bu rivayette. Meşhur bir rivayettir. İbni Abbas anlatıyor. Radıyallahu anhuma. Efendimiz eve girdi diyor. Bir müddet hanımıyla benimle konuştu, sohbet etti. Ondan sonra da diyor, yattılar. Ben yataklarının baş tarafına yastığa böyle paralel olarak yattım. O da eşiyle birlikte yastığa başlarını koydular, yatağa paralel olarak yattılar. Fakat ben niçin gelmiştim? Efendimizin gece ibadetini adım adım öğrenmek için gelmiştim ya, uyumayacağım. Uyumayacağım. Onun için uyumuyorum, uyuyor gibi yapıyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam uyudu, uykuya geçti. Hatta uykuya geçtiğinde insan böyle nasıl nefes alır verir, onu da tarif ediyor bize İbn Abbas. Bu şekilde uykuya geçti. Bir müddet uyudu diyor. Gece yarısını geçti. Ondan sonra kalktı Efendimiz. Aleyhisselatü Vesselam. İstirahat etti mi? Etti. Hanımıyla ilgilendi mi, sohbet etti mi? Etti. Yani Efendimiz bir kul. Demin söylediğimiz gibi işte itidal çizgisi var onda. İtidal çizgisi çok önemli. Dikkat çekilecek bir konu. Kalktı, oturdu yatağın üzerinde. Böyle yüzünün mahmurluğunu bir taraftan giderirken, bir taraftan da Ali İmran suresinin son 10 ayetini okudu diyor. Nedir Ali İmran suresinin son 10 ayeti? Hafızlar şimdi hemen bilecekler. Estağfirullah. İnne fî halkis semâvâti vel ardı ve ihtilâfil leyli vel nehâri le âyâtin li ulil elbâb. Ben başlayıp sonuna kadar sureyi okuyun. Okudu diyor bu ayette. Okurken gökyüzüne de bakıyor. Sonra kalktı. Duvarda asılı olan su kırbasını aldı. Güzel bir abdest aldı. İbn Abbas çekimde, kayıtta devam ediyor kaydetmeye. Bizim için kaydediyor. Güzel bir abdest aldı. Ondan sonra durdu, kıbleye karşı namaz kılmaya başladı. O namaz kılmaya başlayınca ben de kalktım diyor. Aynı onun yaptığı gibi abdestimi aldım, onun böyle sol tarafında durdum. Namaza durdum, onunla birlikte teheccüd kılacağım. Şöyle beni başımdan tuttu, sol tarafından, arkasından geçirdi, sağ tarafımı aldı diyor. Şimdi hadisler bizim İslam kaynaklarımızdan birisidir. Sünnet, Kur'an-ı Kerim birinci kaynağımız, sünnet ikinci kaynağımız değil mi arkadaşlar? Yani sünnetsiz bir din, hadissiz bir İslam, peygambersiz bir İslam dini tahayyül edebilir misiniz? Olur mu? Düzgün, derli toplu bir İslam olur mu? Olmaz. Bunu Kur'an-ı Kerim zaten bize haber veriyor. Şimdi hadis-i şeriflerden birçok sonuçlar çıkıyor.
tek başınıza namaz kılarken sadece bir kişi varsa cemaat olarak arkanızda nerede duracak o zaman? Sağda bir adım kadar arkanızda duracak. Nereden biliyorsun? İşte hadis-i şerifte uygulaması var. Sağ tarafına beni aldı, sonra iki kıldı. Kalktı iki kıldı, sonra da bir kıldı diyor. Sayıyoruz 13 rekat. İkişer rekattan 12 rekat, sonra da bir rekat kıldı. Neydi bu? Alimler bunun da çözümünü yapmışlar. Geçiyorum oraları. Bir rekat neydi? İşte vitir vacipti. O aklınızda soru işareti olarak kalmasın. Vitir vacip. 3 rekat kılınır. Bu 3 rekatı biz Hanefiler bir selamla kılarız. Şafiler 2 rekat kılar, selam verir. Kalkar bir rekatı tek kılarlar. Efendimiz'den öğrendiği şekliyle. Ondan sonra diyor, tekrar uzandı. Bakın, 2 rekat kıldı, 13 rekat namaz kıldı ama nasıl namaz kıldı? Eğer benim kıldığım gibi kıldıysa zaten 5 dakikada bitti 13 rekat. Sizce öyle mi? Sizce benim kıldığım gibi mi kıldı? Hani siz daha düzgün kılarsanız da böyle işte kul huvallah, inna atayna, efendim Felak sureleriyle birlikte en uzun namaz, sabah namazı, cemaate gidersek tamam da evde kılarsak yandı zaten. Kul huvallah, neyime yetmiyor, kıl yat. Peygamber Efendimizin gece namazını bize bile Abdullah bin Mes'ud anlatıyor. Onu da anlatayım size, gözümüz biraz açılsın. Abdullah bin Mes'ud diyor ki, bir gün karar verdim, gece gideceğim mescide ve sabaha kadar orada ibadetle meşgul olacağım. Girdim mescide, baktım ki Resulullah da bir direğin arkasında namaza durmuş. Hah dedim, şansım bu kadar olur yani. Hemen arkasına geçtim, onunla birlikte namaz kılıyorum. Yani o namaza durmuş, kılıyor. Ben de nerede yetiştiysem, ben iki teheccüd namazı bu. Çünkü diğer rivayetlerle birlikte bir araya getirdikleri zaman alimlerin görüşü, tam görüşü bunun teheccüd namazı olduğunu. Teheccüd namazı kılıyor, ben de arkasında durdum. Sesi geliyor bana. Bakara suresinden okuyor. Şimdi rüküye gider dedik. O taraf, bu taraf derken Bakara suresine yaklaştı, sonuna yaklaştı. Dedim herhalde sureyi bitirir, ondan sonra rüküye gider. Bakara suresi bitti diyor, Ali İmran suresine başladı. Allah! Şimdi Bakara suresi bitti, Ali İmran suresine başladı desem, sonra Ali İmran suresi bitti, Nisa suresine başladı desem, siz de bir şey anlamayacaksınız şimdi. Nedir yani, ne söylüyor hocam, kaç sayfa söylüyor, ben sayfa adetini söyleyeceğim size en sonunda. O zaman herhalde gözünüzde biraz canlanacak bu. Ali İmran suresine başladı, dedim tamam başlar, bir miktar okur, ondan sonra rüküye gider. O taraf, bu taraf derken Ali İmran suresinin sonuna yaklaştı, dedim herhalde bitirecek. Ondan sonra rüküye gittik. Bitirdi. Nisa suresine başladı diyor. Nisa suresi de bitti. Ondan sonra Allahu Ekber dedi, rüküye gitti. Fakat rüküye gitmeden önce, Nisa suresi başlamadan önce benim aklıma kötü bir şey geldi, düşünce geldi. Soruyorlar, diyorlar ki o anlattıkları kişiler, ey Abdullah, ne geldi aklına? Nedir o kötü şey? Vallahi aklıma geldi, bu bitmeyecek. Ben en iyisi oturayım, Efendimiz'i namazıyla baş başa bırakayım. Böyle namaz mı kılınır ya diye geldi aklıma diyor. Ama yapmadım, dayandım. Nisa suresi bitti, rüküye gitti. Şimdi dikkat edin. Rükuda da ayakta durduğundan daha az durmadı. Şimdi biz 3 kere Sübhane Rabbiyel Azim diyoruz. Bazı hocalara rastlıyoruz, bitmiyor hoca, kalkmıyor. Ama biz Sübhane Rabbiyel Azim'i 3 kere söyleyince susuyor, bekliyoruz orada. Ondan sonra da çıkışta, çay ocağında oturunca, ya bu hoca da amma uzattı rüküyü ya, amma uzattı secdeyi diyoruz ya. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne kadar durmuşsa ayakta, ona yakın rükuda da durmuş, secdede de durmuş. Şimdi söyleyeceğimi söyleyeyim. Nisa suresine kadar Kur'an-ı Kerim'in başından itibaren sayfa sayısını merak ettiyseniz söyleyeyim size. 106 sayfa,
teheccüdün bir rekatında okumuş Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. 106 sayfa, cüz hesabıyla 500'ü geçer. Şimdi hafızlar var aramızda. Selim oradan bana bakıyor. Acaba biz hafızlar, hafız arkadaşlar, biz kendi aramızda konuşalım. Biz acaba günde bir cüz okuyor muyuz? Namazda demiyorum. Günde bir cüz acaba biz okuyor muyuz? Hafız olmayanlar, alimlerimiz demişler ki Kur'an'la bağlantıyı kesmemek için en az 5 sayfa okunmalı hafız olmayanlar için. Acaba siz günde 5 sayfa okuyor musunuz? Bu da bizimle Efendimiz Aleyhisselam arasındaki kulluğa bir örnektir. Geçiyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böyle bir kuldu. En güzel örnek olan bir kuldu. Onun için de bize devamlı kulluğun nasıl yapılacağını göstermiş oldu. En alt tabakasını da en üst tabakasını da göstermiş oldu. Çünkü bir Arap, bir köylü geliyor diyor ki ya Resulallah, sen Allah'ın peygamberi misin? Evet. Peki Allah ne emretti? Günde 5 vakit namazı emretti diyor. Peki bundan başka farz var mı? Yok diyor, ama nafile kılarsan kılarsın. Başka ne emretti? Senede bir ay oruç. Bundan fazlası var mı? Yok, ama nafile tutarsan tut. Başka ne emretti? Zekat. Bu da nedir? Yılda zengin olan için 1/40'dır. Bundan fazlası var mı? Yok. Ama verirsen sadaka olur. Dönüyor ne diyor? Yemin ediyorum ki diyor, senin söylediklerinden ne bir fazla ne bir eksik yaparım. Diyor, dönüyor, çıkıyor, gidiyor. Ne buyuruyor Efendimiz onunla alakalı? Buyuruyor ki, eğer sözünde durursa kurtuldu. Sözünde durur, günde 5 vakit namazı tam kılarsa kurtuldu. Demek ki alt derecesi de belli yani. Ama günde 5 vakit namazı kul gibi kılmak gerekiyor mu? Elbette gerekiyor, bunu da yapmamız lazım. Geçiyorum. Peki, aynı zamanda Efendimiz Aleyhisselam bir evlat olarak da, bir evlattı yani, bir annesi vardı, babası vardı, evlattı. Evet, babasını görmedi. Daha annesinin karnındayken babası vefat etmişti. Ama babasına karşı olan şefkati, hürmeti her daim hayatında devam etti. Annesini de çok fazla göremedi. Mekke'de bir adet var. Çocuklar doğunca Mekke'nin dışındaki süt annelerine verilir. 5 yaşına kadar Efendimiz süt annesinin yanında kaldı. 5 sene hiç görmedik diye anlamayın. Çünkü süt annesi zaman zaman getirir, annesiyle görüştürürdü. Yani görüyor ama yanında durmuyor. 5 yaşındayken, 5 yaşında artık süt annesi getirdi, Efendimiz'i annesine teslim etti. Sonra da bir yolculuk. Medine-i Münevvere'ye gidiyor. Medine-i Münevvere'yi ziyaret etmesinin sebebi neydi annesinin? Küçük Muhammed'i de yanında götürüyor Aleyhisselam. Sebebi neydi? Bir sebebi babasının mezarını ziyaret ettirmekti. Bak, baba ilişkisi var. Medine-i Münevvere'den dönerken de anne rahatsızlanıyor ve yolda vefat ediyor. 6 yaşında da annesiz kaldı. Fakat değerli dostlar, hayatı boyunca annesi ve babası onun hayatında çok önemli bir yere sahip. Sahabe Efendimiz anlatıyor, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bir sefere çıktığında, seferlerden birinde Ebva köyüne kendi yolunu bizzat değiştirerek girmiş. Yani yol oradan geçmiyor. Birkaç sahabe